Santo Spirito'dayız. Burası Brunelleschi'nin son kiliselerinden biri. Brunelleschi öldüğünde kolonların henüz sadece bir tanesi yerine konabilmişti. Bu kilisede yine aynı sanatçı tarafından yapılmış olan Sagrestia Vecchia'daki Pozzi Şapeli ile benzer olan pek çok şey görüyoruz. Örneğin sütunlarda, pervazlarda ve kornişlerde aynı taş kullanılmış. Gri yeşil renklerdeki Pietra Serena. Bir önceki videomuzda tasarımı Michelangelo tarafından yapılmış olan Laurentiana kütüphanesini incelemiştik. Orada da bu taş kullanılmıştı. Aynı beyaz duvarlar vardı. Enerji dolu bir yapıydı. Bugün Santo Spirito'ya geldiğimizde Michelangelo'nun aslında Brunelleschi'den etkilenmiş olduğunu düşündüm. Duvarın kenarının dahi kendi başına ayrı bir görsel güzelliğe sahip olmasına önem verilmiş. Bu kilise klasik bir bazilika formunda. Kubbe haçın ortasının üstünde yer alıyor. Brunelleschi geometriyle tutku derecesinde ilgili bir sanatçı. Kiliseyi planlarken haçın ortasındaki geçiş alanında oluşan kare formu birim ölçü olarak kullanmış. Kilisenin tüm alanında genişlikler ve yükseklikler arasında bağlantı olduğunu, geometrik bir bütünlük olduğunu hissedebiliyoruz. Daireler, yarım daireler, kareler ve dikdörtgenlerin tümü birbiriyle bağlantılı. Brunelleschi son derece anlamlı sonuçlar üreten matematiksel bir sistem geliştiriyor. Alanları, boşlukları bu matematiksel sistemle hesaplıyor. Sanatçı kilisenin değişik bölümleri arasındaki orantıların ilişkisinin yarattığı ahenge diğer mimari ögelerden çok daha fazla önem vermiş. Bunun Brunelleschi'nin antik Roma mimari tarzını özümsemesinin bir sonucu olduğunu düşünebiliriz. Binada pietra serena kullanıldığından söz etmiştik. Gri yeşil tonlardaki bu kum taşı ile aralardaki alçı tabakalarının etkileşimi de enteresan. Brunelleschi'nin daha önceki işlerine nazaran burada pietra serena çok daha yaygın kullanılmış. Çok daha ön planda. Pietra Serena'nın genişlediğini, adeta kemerlerin üzerinde büyüyerek kornişin altındaki pervazlara uzandığını görüyoruz. Aynı taşın pervazlarda, üstteki ek kornişlerde, sütunların başlıklarında ve tabanlarında da kullanıldığını görüyoruz. Taşın kullanımı zemine kadar devam ediyor. Pietra Serena, düzlem üzerinde hatları oluşturmak için kullanılmanın ötesine geçmiş, başlı başına mimari bir öge haline gelmiş. Tüm kilisenin mimarisine görsel yoğunluk katmış. Pietra Serena'nın enerjisiyle mekana ait diğer ögelerin yalınlığı arasında zarif bir tezat oluşmuş. Yapının tarzının oldukça klasik olduğunu söyleyebiliriz. Antika Roma dönemi yapılarından birinin içinde gibiyiz. Ağırbaşlı bir mekan. Yivli sütunlar veya süslü sütun kaideleri görmüyoruz. Kullanılmış olan Pietra Serena'nın rengi de ciddiyeti artırıyor. Bu kilise erken dönem Rönesans mimarisinin en iyi örneklerinden biri. Brunelleschi hayatı boyunca yaratıcı yenilikler getirmiş bir sanatçı ve sanatçının özelliklerinin tümü bu binada yansıtılmış.